Eğer oruçlu olmasaydım gerçekten şuradakileri yerdim ama şu an maalesef. Tövbe. Maalesef. Hayır, oruçluyum. Aklı değil. Tövbe estağfurullah. Ne kadar süre pişecek? Hiçbir fikrim yok. Hayatta iz bırakanlardan olun gençler. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Artık böyle demeyeyim, başka bir şekilde söyleyeceğim, durun. Hello. Merhaba arkadaşlar, İso ile Gamze ile Kendin Ye Kendin Pişir Yemeği Alttan Taşır programına hoş geldiniz. Bugün gerçekten güzel bir video yapacağız. İlk başta samimiyetsiz girdim, biliyorum burayı fark ettiniz ama ilk önce malzemelerimi söyleyelim yoksa yemeğimi söyleyelim, hangisini söylersin? Biraz sürpriz yapalım dedim. Aynen. Çok göbeğimi çekme. Neyse, şimdi biraz heyecanlıyız çünkü uzun zamandır mutfağa girmedim, yemek yapmadım, o yüzden biraz heyecanlıyım. Gamze, sen anlat biraz bakalım, bugün ne yapıyoruz? İncirli, kayısılı, üzümlü, bir kurabiye çeşidi, pekmezli, şeker yok. Zenginiz. Bu arada hani bu videoyu gerçekten izlemek istiyorsanız akşam izleyin. Çünkü oruç kaçıran video diye diyoruz, estağfurullah. Yani onu çekelim yoksa malzemeleri... Ha, ilk önce malzemeleri gel bakalım şimdi. Biz biraz böyle cool bir yemek işine girdik. Sen anlat kankim, ama kuzenim. Bildiğiniz üzere un. Kabartma tozu, vanilya. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurt. Bir yumurta. Bir margarin. Pekmez. Bunu üzerine süreceğiz sıcakken. Fındık. Bunlar kesilmiş, kesilmemiş olarak da kayısı, incir ve kuru üzüm. Bunların şimdi, hepsini şey yapacağız. Aynen, böyle karıştıracağız. Az olduğu için üzerine az da ceviz koyacağız. Şimdi onu çekeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Beni bana da çevir. Gerçekten böyle çok az hamurla yapılan çok sağlıklı bir şey. Yani şu kadarcık böyle bir top oluyor. Onu bir tane attı mı tamam, doyuyorsun. Başka yememene gerek yok. Ne devam samimi YouTuber'lar samimi yemekleri yapar. Öyle mi yapayım? Bıçağı alsana üstünden, onun bir faydası yok şu an. Ne gerek yok. Biz fazla severiz her şeyi. Evet arkadaşlar, son sayıda up yapmış şu an. Ben yapsaydım, keşke bir şeye dokunuyormuş gibi görünseydim. Hani benim kanalım ya. Bir kere basıyorum, hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi sen şuraya da odakla, acık da çekilirken. Kameramanlık öğren. Yusuf çekiyor bu arada arkadaşlar. Sen bana tarifi de aslında bir kenara, gerçi açıklamalar kısmına yazarız tarifi. Oradan belki var. Yapmak isterseniz yaparsınız. Aynen aynen, en güzel tariflerden bir tanesi. Aslında benim çok duymadığım bir şey. Bu zamana kadar çok yemek yaptım. Ama incir ve kayısı küçük küçük. Şimdi bunlar incir ve kayısı ıslatılır diyor. Burada ıslatacak mı? Evet. Şimdi? Bunları da keseceğiz o zaman. Aynen. Tamam. Blender'da mı yapacaksın? Elimizde keseceğiz. Küp küp keseceğiz. Tamam. Ha, tarçın da varmış bunun da şeyinde, malzemesinde. Ha, ben tarçın sevmiyorum. Tarçın ama çok güzel oluyor, biliyor musun? Geçen bir şey yaptım tarçınla. Starbucks kurabiyesi. Reklam vermeyeyim. Ama çok güzel oldu. Belki inşallah bir gün onu da yaparız. Sonuçta. Allah döktüm. Boş ver, boş ver. O da yerin nasibiymiş. Ne diyorlar bu countertop'un adına? O ne demek? Bilmiyorum, adını bilmiyorum. Sen izahedim yok ya. Yok, gönderme yapmıyorum. Ben severim bu arada Duygu Özlü Aslan'ı. Ben de severim. Güzel kadın. Sadece orayı biliyorum çünkü makyaj videolarını izlemedim. Ha, bu arada bizi Instagram'da falan takip etmeyi unutmayın. 10 gün oldum, biliyorsunuz. Ağzımı açacaktım yemin ederim. Eğer oruçlu olmasaydım gerçekten şuradakileri yerdim ama şu an maalesef. Tövbe. Maalesef. Hayır, oruçluyum. Aklı değil. İlişkide neden koyabiliriz? Estağfurullah. Yani gerçekten çok güzel bir yemek olacak. Buna inanıyorum. Öyle, kameramanımız da Yusuf bu arada, ses ver açık. Belli oluyor zaten benim olduğum. Sivilcemi zoomlama da. Aklı değil. Ver istersen, ben keseyim onları. İnce ince keseceğiz değil mi? Bana bir tahta versene. Ben tahtasız kesemem. Bıçak da ver. Görünüyoruz değil mi? Evet. Tamam. Gamze dağ şekli şukuru doğradı bana göre de, ben de şimdi bu işte yeni olduğum için. Ne yapıyorsun? Bu işin şeyi öyledir, sen anlamazsın. Olsun. Elime odaklı. Ya kesebiliyorum arkadaşlar da işte.
Daha böyle şekilli şukulu yapayım dedim. Hep böyle yemek videosu çekmek istemişimdir kanalımda. İnşallah bu da gerçekleşecek. Belki birazdan bir tane daha çekeriz. Aynen, arka arkaya. Evet, şu an ne yapıyorsun? Şu an kayısıları doğruyorum. Bazen değiştiriyorum işte böyle. Elimi ağzıma götürsem orucum kaçar mı Nihat Bey? Nihat Hocam, pardon Nihat Bey. Bu arada arkada konuğumuz Aykut da var da gözükmek istemiyor galiba. Ses ver. Ha? Ses ver. Oldu mu? Aykut okumayı yeni söküyor arkadaşlar. Ben Fero dinliyor. Abla kapalı. Bakalım. Bu arada keşke şarkı açabilsek ama telif yiyoruz, o yüzden açamam. Açayım mı? Hayır, telif yiyoruz. Telifin babasını yiyoruz. Çektiklerimizin hepsi hebaya olur. Az önce Gamze bunu attı. Sen dedin ya sağlıklı bir şey dedin de damar tıkacak ya bu. Sanki biraz fazla mı oldu? Hayır. Sanki mi Yusuf'un bir tablet attı bildiğin oraya. Burada 250 gram margarin var. Ama o zaman sağlıklı mağlıklı değil işte. Ben şu ana kadar sağlıklı zannetmiştim. Sağlıklı yedin. Sadece Farki, şekerden yok. Ama pekmezimiz üzümümüz. Ha, şekersiz ama bol yağlı. Bol kuru yemişti. Babam bunu yesin kayar. Harbi bu arada. Akşam arkadaşlar biz de okay we're about to finish falan. Bu bayağı güzel oldu. Bitirmek üzereyiz bunları. Bayağı güzel doğradım ben. Bu küp küp olanlar benim, diğerleri Gamze'nin. Yalancı. Ama yani şimdi ben nereden bileyim, hiç ömrümde yapmamışım böyle bir tatlı. Ama gerçi kolaydır. Yani yapalım. Benim de üçüncü yapışım yani. Ama sen güzel yaptın. Bu arada şimdi o peşinde size özel bir yağ eritme şeyi göstereceğim. Bu yağı alıp böyle üste çıkarıyorsanız çabuk eriyor. Çıkır 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 çıkır. Hayır. Aykut nereye gidiyorsun? Artık kamera arkasında durman lazım. Aşk 101'i biz de izleyeceğiz. Bu arada ben izlemiyorum. Aşk 101'i ben izlemiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Kendince ön yargı buldum bence İsmail. Bence gayet güzel bir şey. Saçmalama, silme. Bana değil ki benim bu kısımlarımı sil. Sen de siler. Ağzıma sokma. Biraz izledi git oğlum ya. Silmeyeceğim. Şunu çok zoomluyormuşsun gibi geliyor. Şöyle duruyorum yapma. Bak inandık şu an. Bak sen şöyle yapınca iş boyu koyalım. Ben de öyle. Hiç kilo almadım. Mesela 55 kiloyum falan işte. Ya ben gerçekten almamışım. 69'dum. 69. Bazen 71'e çıkıyorum ama yedikten sonra. Ondan sonra biliyorsunuz iftarda bir sürü su içiyorum falan. Ondan sonra tuvalete gidiyorum. 69'a tekrar düştüm. Şimdi bunu sarısıyla mı yapıyorsun yumurtanın? Ablanın elini çek. Ya da çek. Gidiyordun. Pek beceremedi galiba. Dur, kameramanlığı birazcık becerdim. Buralar titriyor, elim titriyor arkadaşlar. Gamze Hanım, düşünceleriniz nedir? Tatlı nasıl olacak sence? Bir kere benim... Fevkaladenin fevkinde. Bir kere benim elim değdiği için... Beyazı daha sonra kullanacağız. Mükemmel oldu. Sırımızı aldık. Bak, asla bir şey israf etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sadece Ramazan'a özel bir şey değil. Normalde israf etmeyiz. Bir çay bardağı suya. Efekt veriyor. Bir çay bardağı yoğurt. Ev yapım bu arada. Bu yoğurt gerçekten köyden geldi. Biz de yaptık. Köyden geldi. Pardon. Ondan sonra... Asla tarifi kafamızdan bulmadık. Margarin. Evet, margarini götürüyoruz. Hepsini asıyoruz. Sıcak şeyi sen karıştıracaksın. Ah yandım. Evet. Şunu attık, bunu attık. Evet, buradayız. Ne? Bir şeyler alıyor. Süze kaldık. Şimdi un. Asla bozmadık. Asla çok hiç güzel. Şu an değil mi? Hayır. Devam et. Bence devam. Şurasını yapabiliriz yani. Yapabiliriz. Sorun değil. Bir yardım eder misin? Evet. Şöyle tut bakalım. Yok gel teyzem, görünmüyorsun. Gel görünmüyorsun kamerada. Gel. Bana bunu açar mısın? Yusuf, yardım et ablana. Bu da böyle buradaki eller gibi oldu. Şöyle vereyim. Dök. İçine değil, salak çocuk. Ne kız? Okul zili. Sütü. Haydi çocuklar okula. Abi şey değil. Aa, pideci geziyor. Evet. Erken değil mi pide işin? Şunu da açar mısın? Hemen açarım. Posta yapmasan ne işin? Şunu dışarı atıyoruz. Evet, artık bu sefer doğru yere atacağından emin ol. Arada bir kamerayı kapatacağız çünkü ölürsek falan diye burada. Bayağı sıcak. Bu arada tereyağı. Sıcak mı? Yok be. Uyduruyorum. Hani böyle yapıyorlar, yemek yapanlar biraz abartmayı severler. Aa.
Orada Aziz Allah yazan okudum ya. Ha, çok güzel bir koku ya. Canım çekti. Bak da şurada, şurada. İçini göster. Ucuk ucuk. Mideniz bulanmaz. Bence görüntüsü gayet güzel. Bir parmak hamur çalıp falan ısınma. Sana geliyor. Bu arada bunu böyle karıştırmanız lazım. Benim gibi böyle iyi 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 şekilde. Hadi biraz daha un atıyoruz. Şu an galiba dördüncü bardaktayız bu arada. Alabildiği kadar. Bu arada un gerçekten alabildiği kadar. Şimdi kamerayı da Aykut çekiyor maşallah. Aile işi oldu bu. Buradan aile arasında. Buradan kazandığım paralarımla fitrelerimi vermeyi düşünüyorum. Tövbe estağfurullah. Öyle bir şey yok. Bu arada bunu yapan, tarifi yapan yorumun altına hep yorum yapsın diyorum. Gerçekten abi, eğer bunu denemek isterseniz evde, ki gerçekten bu kadar malzeme bence hala fazla bu yahadan özellikle. Hani denemek isterseniz denedikten biraz sonra yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Gerçekten. Maliyet konusu kuru incirler, kuru evet. Kayısı, kuru üzüm. Aynen. Aynen, kesinlikle öyle. Biraz bu ekmek hamuru gibi biraz açacaksın mı? Ha, yoksa şey mi olacak? Evet. Gerçekten maliyetli yani. Biz çok iki yani. Aile toplanıp yapabildik bunu önce. Herkesten 5 lira aldık. Karıştırsana. Ay, ne yaptın? Dur, yavaş bir şekilde karıştıracağım. Heyecan yaptırma bana. Bunu da atayım mı? Hı? At biraz daha elime. Elime at da yapışmasın. Ha. Görüyorsunuz. Şimdi bunları mı ekleyeceğiz sadece, yoksa bunları farklı bir şekilde mi ekleyeceğiz? Onu ben anlamadım. Aynen, bunları ekleyeceğiz işte. Şimdi bunları ekliyoruz. Gerçekten hani bunu evde denerseniz yapın. Ve bize yorumlara yazın nasıl oldu. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani bir tanesi bile insanı doyuruyor. Çünkü büyüklüğü gerçekten büyük. Hani böyle küçük küçük çikolata topu yapmıyoruz. Daha büyük oluyor böyle. Bir ceviz büyüklüğü kadar oluyor değil mi? Daha fazla hatta. Gamze. Evet. Cevizden daha fazla. Bunu ben istediğim kadar yoğurayım mı? Böyle ekmek hamuru yoğurur gibi. Ha, güzel olsun. Tamam. Geri gitmemiz öyle de. Ayağıyla mı? Ha, ayağıyla. Şuraları da sıyıralım. Dur, bir damla bile un kalmasın. Biz israftan şuraya koyalım. Şey yaparız. Tamam mı? Yani oldu, şuradaki onları da yedirelim. Dur elimle. Biraz daha mı alsan? Çok mu yumuşak oldu bu? Elle bir bakayım. Yapışmıyor aslında. Yok, iyi. İyi mi? Dur şuradaki onları da yedireyim. Ha. Bu arada beni nasıl bilirsin? Böyle cimri biri değilimdir asla. Acık konuşma. Bunlar da böyle konuşmuyorlar ya videolarda. Şey yapıyorlar. Heh, tamam. Evet arkadaşlar, şöyle. Aykut'cum gösterebilirsin. Ben şimdi yoğurdum. Ben de yaptım. Arkadaşlar. Yuvarlıyoruz. İlk önce Gamze yapsın da sonra ben şey yapayım dedim. Ben de katılayım dedim. Bir miktar alıp içine içlikten koyuyoruz. Bunun içinde kayısı, kuru incir, tekrar söylüyorum. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm var. Bunda da cevizle fındığı çektik. Karışık yani, sadece fındık veya sadece ceviz değil. Altını kapattıktan sonra böyle yuvarlıyoruz. Sonra daha önce yumurtanın sarısını içine attık. Beyazı dışında kaldıydı. Beyazıyla üstüne şey yapıyoruz. Aynen, şöyle, tamam. Yapışması için. Böyle yuvarlayıp şey yapıyoruz. Ben sandım ki hani reçel var ya, bunun içine üzerine reçel yapacağız. Reçel değil, pekmez. Pekmez mi? Yaptığım şey hala. Şöyle. Evet. Tamam. Biz görünüyoruz değil mi ikimiz de? He? Ya. Yeah, evet. Ya. Ya. Ya ama. Evet. Alman mısın dostum? Ben biraz küçük mü yaptım? Küçük de olabilir. Güzel olur. Ben küçük yapamıyorum. İşte buna inanacaksınız. Ben küçük yapamıyorum. Elim küçük olduğu için. Aa. Yüzsüz. Asla asla çekinmeyiz. Şimdi... Gel sen buraya istersen. Hayır, ben görünüyorum. İçine kapatacaksın işte. Elime bakın, elime. Elime göre yapın. Çok zor bir şey çünkü. Asla yapamazsınız. Biraz şey gibi, mantı yapar gibi değil mi? Ya işte yuvarlıyorsun sonra. Yani kapatma özelliği önemli. Evet. Güzel kapatılıyor. Ne çabuk olacak, ne katı olacak. Sonra böyle yuvarlayıp, buna böyle. Altı topu gibi bir şey yapıyorsun. Yumurtanın beyazına sürüyorsunuz. Aynen. Bu şey gibi ya, aklıma bir tane vardı böyle. Sanki bir yerlerde satılıyordu, üstünü böyle fındıklı falan. Adı aklıma gelmiyor şu an gerçekten. Öyle bir şey de yoktu galiba. Kuru pastayı biliyorsun. Hani kuru pasta, ha? Aynen kuru pasta. Bu sesi gibi çıkaran Aykut mu?
Aykut. Köpeğe kedi taklidi yapıyor arkadaşlar bu arada. Dikkat çekmeye çalışıyorum. Çünkü bizim köpek kedilere karşı alerjisi var. Benimki biraz löpçük ama gibi oldu. Ama kedi de gelince köpek korkuyor bizim. Bu arada gerçekten Çin aslanları var, belki gösteririm. Onu üstüne koyacaksın sen. Güzel oldu ama değil mi şekli? Yoo, parmak izim var. Canım ben her yerimde iz bırakırım. Hayatta iz bırakanlardan olun gençler. İz bırakanlardan değil. Tövbe estağfurullah. Asla asla. Yakında Hollywood'da Walk of Fame'de de izimi bırakmayı düşünüyorum da. Daha henüz konuşamadık şimdi bu korona mevzuları geldiği için. Bir de benim ayak ve el numaram diğer insanlara göre küçük olduğu için tapu falan almak gerekiyormuş. Mezar ölçüleri yok canım, var yani onlar böyle karşıladıkları bir standart varmış. Küçük veya büyük olursa, mesela basketbolcular da ilk para ödüyormuş, neden bilmiyorum. Şu an az önce ben uydurdum bu arada, neyse. Evet arkadaşlar, biz biraz hızlandırdık. Yani hızlandırdık derken oraları yaptık. Ondan sonra şimdi bunları yani böyle onları görmeyin, çok fazla vakit kaybolmasın. Altında yağ olmadan bile kayabiliyorlar. Aynen, bu arada hiç yağlamadık burayı. Tepsiyi hiç yağlamadık. Evet, tepsiyi yağlamıyorsun. Kaç tane oldu? 20... 4 tane. 3 tane, 23 tane oldu. 23 tane oldu bunlardan. Daha biraz daha kaldı. Onları da pişireceğiz. Ondan sonra piştikten sonra... Pekmeze, sıcakken pekmeze bandırıp kenara servis alıyoruz. Tamam, şimdi hadi fırına gidiyor. Yakınlaştı üstü, dur şimdi. Ne kadar süre pişecek? Hiçbir fikrim yok. Kızarmasına bakacağım. Hadi. O zaman kızardığı zaman devam edelim. O zaman biz o zamana kadar muhabbetimize devam edelim arkadaşlar. Burada telefonu açacağız. Görüşürüz. Kendinize sağlıcakla bakın. Tamam. Evde kalın. Durun. Evet, evet arkadaşlar. Arda pişti. Yaklaşık yarım saat durdu galiba değil mi? Yani yarım saat olmasa 15-20 dakika falan durdu. Böyle biraz kızardı, nar gibi oldu. Güzel oldu. Biz ilk başta biraz derecesini fazla yaptık herhalde ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi çıkardık. Bunların pekmeze. Aynen şöyle bir keçi altına. Boynuzu pekmezi değil mi? Fark etmez değil mi herhalde? İkisini de koyabilirsiniz. Ben de şu an keçi boynuzu vardı. Altını mı yapıyor? Bence bir altını. Sonra üstüne böyle löpçük gibi dolduracaksınız. Bak şu an kendi ismini yazıyor. Evet. Akacak seviyede her yerine. Tekrar şöyle. Akacak pekmez. Neyde durmaz. Damarda durmazmış. İğrenç ya. Abi bu arada. Ramazan sen de iyi bir şey yapmadı olmuşum. Bir. Ve arkadaşlar sonuç bu, görüyorsunuz zaten. Bunları ben sondaki reçelleri, reçel değil, pekmezleri üstüne koyma kısmında çok bir şey yapmadım. Ama diğer türlü böyle çok güzel oldu. Toplamda 23 tane oldu. Böyle bayağı da zaten bir tanesi bile insanı doyuruyor. Azıcık bizi de çek artık kuzenciğim. Bir tanesi bile insanı gerçekten doyuruyor. Böyle çayla, kahveyle artık neyle yemek isterseniz yiyebilirsiniz. Aşırı güzel, böyle kıtır kıtır ama bir yandan da tatlı. Şeker de yok. Sadece 250 gram margarin var. onun dışında bir şey yok. İşte yani bilmiyorum, elimizden geldiği bir şeyler yapmaya çalıştık. Biraz umarım daha başka bir tarifle birazdan. Aynen, birazdan bir tane daha bir şey yapmayı planlıyoruz. İso ve Gamze'yle kendine kendi pişir yemeği alttan taşır programımızın sonuna geldiğimize göre Instagram'dan bizi takip edip videoyu beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu videoyu paylaşın. Görüşmek üzere. Yapanlar etiketlesin bizi.